Evet, günaydın. Günün manşeti başlıyor. Bugün günün manşetini ben sunuyorum. Hikmet Genç. Konuğum da Nuh Albayrak. Hoş geldiniz. Standartımız bu. Murat Çiçek gene yok. Bu hafta görevi orayı sana devretti. Daha doğrusu ben devrettim. Evet. O da gidince ben de onun görevini aldım. Hoş geldiniz Nuh. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu hafta boyunca devam edeceğiz. Bana İnşallah. Maruz kaldın. Yani İnşallah. O yüzden. Onur dilerim. Allah kolaylık versin diyeyim. Sağ olun. Onur dilerim. Birçok gündem maddemiz var bugün. Aslında günün gündeminde. Güzel yani sohbetlerimiz de olacaktır. Bayağı sıkıntılı mevzular da var bu arada. Aşılamadan başlayalım. Sorayım öncelikle. Sen tabii aşı, senin durumun farklı değil mi? Açılmış ama olabileceğiz inşallah. Evet. Biz 6 ay korona, daha önce korona atlattığın evet, 6 ay beklemeyi düşünüyorduk. 3 ay doldu. Öyle 3 mi? Ayda açmışlar evet. İlk fırsatta randevu alıp aşı olacağız inşallah. Yani o standart mı, onu da sorayım bu arada. Yani korona geçirenler. Ne kadar en yakın 6 ay mıydı daha önce? Şimdi 3 ay mı çekti? Oluşan antikor aynı aşıda olduğu gibi 6 ay yaklaşık 6 ay etkili olduğu düşünülüyor. Düşünülüyor. Evet. Fakat işte bu delta varyantı biraz korkutuyor ya. Evet. Oysa bu süreler biraz kısaltıldı. Mesela 6 ay değil mi? İşte 3 ay da oldu bizim. 3 aydan sonra aşı olabiliyoruz şu anda. İyi bakalım, hayırlısı. İnşallah. Şimdi bununla ilgili bir sürü haberler var tabii. Uğur Şahin'in konuşmaları var. Önce bir aşı işini hemen baştan çok fazla uzatmadan bitirelim. Sonra mevzuları, son dakika gelişmeleri var. Enflasyonla ilgili de birkaç bir şey soracağım. Bu arada tabii aşılamayla ilgili olarak bir aşılama haritası yayınlandı biliyorsun. O haritanın içerisinde işte aşıda... Siirt en düşükmüş. Evet, en düşükmüş. %17 falan. Şöyle sadece bir haber olarak sorayım. Bir mevzu göre bitirelim. Çünkü çok fazla ana haberlerde, gazetelerde zaten yeteri Doğru. kadar bilgilen bizim Doğru. programımızın formatında sadece informatif bir şey değil yani. Biz tartışıyoruz, bir gündem okuması yapıyoruz. Ama bunu söyleyeyim. Haftalık aşıda düşüş varmış. Aşıda düşüş kötü bir şey değil mi? Şöyle söyleyeyim. 14-20 Haziran'da 7.7 milyon olan toplam doz, 21-27 Haziran'da 5.7. Haziran 4-Temmuz arası ise 4.2'ye kadar gerilemiş. Yani millet aşı olmuyor. Mu? Ben öyle düşünmüyorum. Ha, yani aşı var. Fakat aşı olmayanlar da var. Var, çok. Olmayanlar var, doğru. Yani. Ama millet deyince çoğunluk aşıda, olmuyormuş gibi değil. Yani ben millet, ben biraz tabii şey yaptım yani genelleme gibi konuştum ama yani hani ya millet mi buna haberi yok falan der gibi yani oradaki millet Hı-hı, yoksa tamam. Aşılandığında çok ciddi rakamlara ulaştık aşılamada. Çok büyük evet, başarılar var. Evet. Gerçi bir konuşmuyorlar artık bu mevzuyu biliyorsun. Türkiye'de aşı yok. Biz sonbahara kaldık. Yok. 2022-23 falan. Bir ara çok konuşuyordu. Şimdi neresi bahsetmiyorlar. Evet. Evet. Herkes... Alıştık ama buna ya. Alıştık artık. Alıştık. Yani konuşmuyorlarsa demek ki iş yolunda gidiyor. Tabii. Düzgün gidiyor anlamına geliyor. Evet. Şey hatırlıyor musun Canan Kaftancıoğlu'nun o tweetini? Utanmaz butanmaz demişti hatırlıyor. Utanmıyorsunuz da bu yalanları söylüyorsunuz diye. Kime? Sağlık Bakanı'na. Aşı da gelmeyecek. Yok, o da olmayacak evet. falan filan diye. Evet. Kendisi utandı. Bu utanmadı. O yüzden, tabii konuşma. Üzüldüler çünkü bu çok üzerinde tepinlikler bir konuydu bu. Evet. Sağlık yani bu salgın ve aşı meselesi. Aşı konusunda Türkiye malum bu son 2-3 haftadır gerçekten bugün dünyadaki ileri gelen devletlerin birisinin yapamadığı bir atılım yaptı. Yani. Evet. Dolayısıyla da ellerindeki çok büyük bir malzemeyi, önemli bir malzemeyi almış oldu bu bahsettiğimiz yıkıcı kesimin elinden. Evet. Üzüldüler tabii çünkü dediğim gibi geçen de bahsetmiştim. Onlar için bu çok... Nasıl söylerim? Verimli, sevimli bir konu bu. Yani doğrudan doğruya vatandaşın hayatına, vatandaşın yaşantısına etki eden konuları çok seviyorlar. Çünkü onun üzerinden tarihte bulunmayı çok seviyorlar. Şimdi geçen ben vatandaşı dinledim. Şeyde tren istasyonunda diyor, tren beklerken baktım diyor, aşı yapıyorlar diyor istasyonda. Evet. Hemen... sıvadım koluma aşı oldum diyor. Evet. Yani bunun biraz... da örnekler var. Tarlaya gittiler abi ya. Evet. Tarlada evet, çalışanlara evet, evet. gittiler. Tarlada aşı yaptılar. Ben şurada... Bu arada şeyi de unutmayalım. Özür diliyorum. Estağfurullah. İşin bu tarafı önemli. Bunu bak başka zaman o başka kültür olsaydı, tersi olsaydı abi kulağımızı çınlatırlardı. Şeyde 150 sterlin bir aşı İngiltere'de. Almanya'da ne kadar? O da 100 avro mu 150 avro mu ne? Bir aşı. O konularda detaylı bilgim yok. Yani evet abi yani bak paralı. Şöyle söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı söyledi abi paralı yani orada o ülkelerde aşı paralı. Evet. Şunu ben sadece. Bunu önemsemediğin gibi gelsin bunu. Yani bu önemli bir konu abi. Evet, bu ülkede doğru. aşı bu kadar insana
Ya çok tarla kadar ayna gidiyor ve ücretsiz yapılıyor bağışı. Bir aşağı yukarı pandemi başından beri zaten bunu anlattık aslında Nuh abi. Yani çok haklısın ama bir ne ama kadar önemli abi rahat ya, şu anda, karşılama. Şu anda evet. Şu an sen Almanya'da her yaşayan cebinde yani aşağıya verecek 150 eurosu olan kişi değil yani. Ama yani, vermek zorunda aşağı olmak için. Her yaşanan, ve İngiltere'de. Evet, her yaşadığımız şeyin üzerinde söylediğimiz için artık benim biraz önceki asıl meseleyi ben her zaman katılmadığım için hayır, benim önemi geliyor. İstanbul'a. Ha, şunu önemsiyorum evet. En azından. Ben bu bakış açısına zaten karşı olduğum için şu. Yani Türkiye bu konuda sağlık altyapısının ne kadar güçlü olduğu, sağlık sektörü güçlü olduğunu dünyaya gösterdi. Ama sen burada diyorsun işte mesela buradan bir siyaset üretmek çalıştılar ve burada büyük bir hayal kırıklığı uğradılar. Uzunca zaman da asıl bence mesele bu konuda. Evet, yani bir partinin, bir muhalefet partisinin buradan bir siyaset üretmeye çalışması, buradan medet ummaya elbette çalışması canım, aslında elbette çok bütün mesele burada şey kilitleniyor. Yani. Yoksa aşı yaptın, geldi, gitti bilmem ne. 1,5 yıldan beri anlatıyor duruyoruz ama o bir işe yaramıyor. En sonunda geliyor, buraya susup kaçıp gidiyorlar yani. Geldiğimiz nokta bu. Ama inşallah bizi çok daha güzel günler bekliyor gibi bir tablo var ortada. Peki yani çok mevzuyu çok fazla uzatmayacağım. Ya, hazır içeriden bunu konuşurken gene enflasyon rakamları açıklandı. Biz ekonomi programı yapmıyoruz ama birkaç cümle de bununla ilgili senden alayım. Çünkü sabahleyin yeteri kadar konuştular zaten. Birçok kanalda da konuştu, biz de konuştuk. 17,53 olarak açıklandı enflasyon rakamı Haziran ayı. Bir aldığım detay var, onu da söyleyeyim. Onu söyleyerek de sen de fikrini söyleyeyim. Bir artış bekleniyordu. Fakat asıl hedef yıl sonunda %11'ler civarında bir enflasyon hedefi var. Bu orayı yakalar mı bilemiyorum. O kadar öngörüm yok. Gerçi ekonomistlerin de hiçbir öngörüsü tutmadığı için biliyorsun. Yani bu şey bir mevzu, fal bakmak gibi bir şey neredeyse. Hiç kimse dünyada pandemi öngörmüyordu. 2022'de neler olacaktı? Şimdi her şey başka bir şey olacak. 17,53 yüksek. Sadece birkaç kalemle ilgili bir cümle söyleyeyim, o da şu. Gıda fiyatlarında alkol ve tütün tüketimlerinde onlarda düşme var. Özellikle gıda çok önemli. Meyve sebzede düşüşler var. Ayar oldu işte. Galiba birinin altında mı? O civarda bir şey emin değilim rakamda. Çok düşük. Evet. Normalde öngörünün altında. Bu ayda normal. Eğlence sektörü, otel, konaklama %4 üzerinde. Yani 4 civarında. Korkunç. O zaten ortalama yükselten o. Ne diyorsun bununla ilgili olarak? Yani... Şimdi ben bir ekonomist değilim doğal olarak. Dolayısıyla evet. Böyle çok derinlemesi ve analiz yapacak halim yok. Evet. Ama şunu görmemiz gerekiyor. Ekonomi konusunda işte enflasyon bunun en önemli alametlerden, belirtilerden birisi ekonominin gidişatla alakalı. Pahalılık olarak biz bunu algılıyoruz. O açıdan baktığın zaman çok parlak rakamlar değil. Evet. Ama şurada sanki yanılıyoruz biz ülke veya millet olarak bu konular tartışırken. Yalın olarak biz olup biten her şey ve dünyanın neler yaşadığına bakmaksızın şimdi bundan bir sene önceki enflasyon hedeflerini aynen o bir sene önceki şartlar aynen devam ediyormuş gibi yargılıyoruz veya onu değerlendiriyoruz. Burada biraz yanılıyoruz gibi geliyor bana. Çünkü o kadar çok şey değişti ki bırakın geçen seneki o salgın dönemini. Bu sene başından bu tarafa bile o kadar çok öngörülmeyen şey oldu ki dediğin şey doğru. Biraz da bu yıllarda bilhassa yani bu dönemlerde bence ekonomistler de çok fazla şey yapmamak lazım. Bu tahminleri tutmadığı için çok da fazla bence ayıplamamak lazım. Çünkü ben takip ediyorum. Mesela bilim kurulu hani bu dönemdeki en önemli açıdan yapan kurul bilim kurulu değil mi? Veya bilim kurulunun üzerinden yürüyor şeyler. Bugün bundan 6 ay önce veya geçen sene bilim kurulu üyelerinin bu salgınla ilgili öngörü veya tavsiye veya işte uyarı neyse bu konulardaki şeylerine baktığın zaman bugün bunu 6 ay öncekinin tam tersini söylüyorlar. Aynı insan tam tersini söylüyor. Evet. Ama yani, bu onun ayıbı değil. Yani şu var, bilim kurulu dahi bunları yapıyorsa yani bilim yani 2+2=4. Bunu şuraya bağlayacağım. Bunun bir sebebi var. Öngörü çok daha zor. Şöyle. Her şey 600'den bir dönem yaşıyoruz. Evet. Bütün dünyada dahil buna. Ki en doğrudan direkt etkilediği şey de ekonomi. Evet. Çok kapanılıyor, bilmem her şey faaliyetleri duruyor vesaire. Evet. Dolayısıyla bunu görmeden yani meselenin bu tarafına bakmadan enflasyonu değerlendirmemiz çok doğru olacağını düşünmüyorum. Doğru. Buna rağmen şunu görüyoruz. Hı hı. İleriye dönük olarak biz baktığımız zaman ülke yönetimi çok daha önceden planlar yapıyor. Gerek o esnafa olan yapılan katkılar, gerek şu andaki şu şeyi bile tabii. Aslında şu açılma, normalleşme kararı bile bu ekonomik endişelerle verilen karardır. Yoksa evet.
O günlerde de biliyorsun bu yeni mutant görülmeye başlanmıştı yani. Yeni varyantlar başladı. Ve buna rağmen işte niye bu karar verildi? Evet. Ekonomide düşünüldüğü için veya hesap evet. düşünüldüğü için. Şöyle de bitireyim. Ben tekrar hatırlatma altını çizerek bitireyim. Sene sonunda tekrar tabii ki büyüme rakamları son çeyrekte çok daha iyi olacağını büyümede düşünüyoruz. Büyümede bir endişe düşünmüyor. Tabii büyüme rakamı, enflasyonun şu anda böyle %17 hani beklenenden biraz daha yukarıda. %5 çünkü 15 civarında falan bekleniyordu. Çıkmış olması öngörülen bir şeydi tabii, aslında. Yani şöyle, faizi de yükseltti veya düşürülmesi öngörülüyor. Şimdi faizin yıl sonuna doğru düşürülme planları enflasyonun da düşmeyle ilgili i̇şte bir şeydi. Enflasyon düşerse ancak düşürülür faiz. Fakat dediğin gibi yani bu öngörüler niye tutmuyor? Çünkü şöyle bir şey var. Mesela altını çizmek istediğim oydu. Hangi kalemler değerlenmiş? Hangi kalemler enflasyonu zıplatmış? Ev eşyaları. Biliyorsun işte evlilikler başladı, evler işte insanlar uzun evde yaşadı, eşyalarını falan değiştirdiler. Hala devam ediyor o refleks. Artı otel, turizm, eğlence. İnsanlar sıkıldı artık yani evde. Bu da başka bir gösterge çünkü buraya anormal bir yığılma var. Hani evet. Millette para yok, para yok falan diyorlar ya. Biraz klişe ama yani bugün de eğlence yerlerinde %100 dolu. Ama o bir ölçü yani, değil ya. Para olan da var, olmayan da var. Yani oraya herkes gidiyor anlamına gelmiyor bu. Tabii yani. Sebze ve şeyde meyvede yoksa bir lahmacunu 500 lira yiyenler de var. Tabii. Yani bu ölçü değil yani. Ama özellikle eğlence sektörü, oteller ve eğlence sektörü turizmin %4 olarak fırlamış olmasında da yani bir başka bir neden de bir parası var. Bence aslında bu başta bir şeyin de bu sadece üst düzey gelir değil. Kabul ama orta gelir de bunu yapıyor. Bu aynı zamanda bence bu başka bir şeyin de göstergesi bu aynı zamanda. Turizm konusundaki endişelerin de yersiz olduğunu gösteriyor. Yani bundan sonra turizm evet, konusunda evet. bir hareketlenme olacağını da gösteriyor aynı zamanda. Ben İç turizm, dış turizm tabii. neyse yani. Ben Amerika'daki hiç alışık olmadıkları şekilde %5'lik enflasyon oranını Amerika şu anda gördü. %6. Düşün yani 6, Amerika 6,5, bu. 6-6,5 gibi işsizlik var Amerika'da. Bütün dünyada bunu yaşıyorken Türkiye gibi ülkenin bence buradan yine bunu böyle sadece wishful yani niyet olarak söylemiyorum ama son çeyrekte de göreceğiz. İşte herkes de burada Allah ömür verirse göreceğiz. Türkiye bu süreci %17 sene sonuna doğru düşecek. Zaten o öngörülüyor. Baz etkisiyle düşecektir ama sene sonunda büyüme rakamlarına baktığımız zaman da dünyadaki en çok büyüyen ülkeden bir tanesi olacak. Enflasyon daha kontrol edilebilir hale gelecek. Bunları da ben görüyorum abi. İnşallah yani özellikle bak geçen Haziran'la tamam bir cümle hemen bitiriyorum. Evet. Geçen Haziran'la bu Haziran arasında geçen şu bir sene var ya geçen bir sene. Bu bir sene tabiri caizse, tabirimi hoş gör, hastanın tedaviye cevap vermediği bir dönemdi. Yani bu ekonomi konusunda vesaire her konuda aşağı yukarı. Bu salgının çok yüksek seviyede seyretmesinden dolayı. Bütün dünya için geçerli. Bütün dünyadan bahsediyorum. Dolayısıyla bu dönemle ilgili enflasyon rakamları vesaire üzerinden bir değerlendirme yapılamaz. Doğru bir değerlendirme olmaz zaten. Geçen ben Amerika'daki birinden dinledim. Bugüne kadar hayatta görmediğimiz, rastlamadığımız bir şey diyor. Şeyde marketlerde her gittiğimizde sent bazında da olsa şeylerde diyor, etiketlerde diyor, artış görüyoruz diyor. Evet. Düşünebiliyor musun? Bu Amerika'da olan bir şey bu. Evet. Doğru. İnşallah evet. daha da güzel günler bizi bekliyor. Sebze ve meyveler düşüş, gıdada düşüş benim çok hoşuma gitti. Özellikle hissedilen çok enflasyon. Her neyse şimdi gelelim mevzuya. Tosunca. Tosunca'yı iyi birkaç cümle konuşalım. Çünkü iki gündür Türkiye medya bununla konuşuyor. Sen değil ama konuşalım. Bir iki cümle söyleyelim evet. sadece. Tosuncuk evet. geri döndü. Param var borcumu öderim demiş. Ondan evet. sonra... fakat tabii başka bilgiler tabii var ortada. Sadece mesele bu değil. Yani niye döndüğüyle ilgili olarak söyleyeyim. Ben de onu da Milliyet'ten okuyacağım sana. Aile sorunu yok meğer zaten Brezilya'dan gitmesi gerekiyormuş. Çünkü sınır dışı edecekmiş. Başka diyecek yeri kalmadı olsun. Çünkü kaçacak yeri kalmadı. Bu da bize ders olsun. Zaten bana yani, Karadeniz yani... dediği gibi. Bu da bize ters olsun demiş. Tosuncuk tekrar geldi. Ve sınır dışı edeceğini anlayınca teslim oldu diye yazmış Milliyet. Ne diyorsun buraya? Yani bu işler insanın çok canını sıkan şeyler. Yani Bitcoin var, efendim Tosuncuk var. Bu en son biliyorsun faizsiz ev kredisi. 29 tane birçok şirket Allah'tan BDDK bu konuda bir devreye girdi. Evet. Dedi ki paranız varsa bu işi yaparsın. Bir standart koydu. 100 milyon liranız varsa yapacaksın. Sektörün daha ağır aklı başında olan daha düzgün giden oyuncuları bu konuda evet. bu uyarı yaptılar. Evet. Ve onun sonunda da böyle bir düzenleme yapıldı. Bu da bize neyi anlatıyor bu? Yani bu Tosuncuk hikayesinden ne çıkartıyorsun abi? Ben ne yapmamız gerekiyor şunu devlet çıkarıyorum olarak? Ben. Ülke, millet olarak. Devlet olarak bilmiyorum. Devlet zaten şu anda işte şey konusunda da Bitcoin konusunda bir takım düzenlemeler yapılıyor malum. Devletin zaten
yani en önemli görevi toplumdaki bu tür eğilimleri ortaya çıktığında bunlara ilgili hukuki düzenleme yapmaktır. Sen kaptırdın mı hiç para tosunca? Yok. Ve şunu söyleyeceğim. Çiftliğin yok senin yani. Yok. Tamam. Yalnız... Sana yumurta gösterecektim olsaydı böyle. Şu benim dikkatimi çekiyor. Bunlar ön planda ortaya çıkanlar. Bunların dışında daha o işte saadet zinciri vesaire bu kadar bu çapta olmasa da o kadar çok şey ortaya çıkıyor ki. Bu bana bunun sosyalistinden bahset Nuh abi. Yani niye ya millet böyle erken da, hızlı para kazanmaya çalışıyor? Tam da ondan bahsetmeye çalışıyorum. Şimdi bir taraftan gerçekten işte insanların zaruri ihtiyaçlarını karşılamakta sıkıntı çektiğinden bahsediyoruz. İşte sıkıntı parasından bahsediyoruz, tamam mı? Bir taraftan da bu tür şeylere o kadar çok para verenler var ki. Şimdi ya Bankar Castelli'yi ben çok iyi yaşıyorum ya. Yaşadım o dönemi. İyi bildiğim bir dönem yani, tamam. O zamandan bu zamana... Televizyonda reklamları vardı, düşünebiliyor musun? Ne reklamlar vardı? Tabii. Şimdi hele bunlar, bu saadet zinciri denen, hele şunlar. Şimdi arkadaş bu dünyada yaşıyoruz. Para kazanmanın ne olduğunu, nasıl bir şey olduğunu artık yıllardan beri gördük, görüyoruz. Yani Allah'a mahsustur yoktan bir şey vermek ya, tamam mı? Yani dolayısıyla insanların çok kazanma arzusu, hevesi var ya, bu o kadar çok istismar ediliyor ki yani çok kazanma arzusunu birileri kullanıyor ama her seferinde de buna bu şeyi düşüyorlar, bu tuzağa düşüyorlar. Ben yüzde şu kadar 20 vereceğim, ben yüzde 30 vereceğim diyor, buna inanıyor, buna aldanıyor insan. Ya bu nasıl verecek bunu, hangi şeyle, nerede çalıştır bu parayı verecek muhasebesini yapmıyor insanlar. Bence, ve oraya evet. Para yağdırıyorlar yani. Ben de büyük sıkıntı bu. Yani bir, enteresan. Yani kolay para kazanmak. İşte bir o yani, ümitleri istismar ediyor insanların ama ben de diyorum ki arkadaş böyle bir dünya yok. Yok işte. Böyle bir dünya yok. Bir insan nasıl bu kadar çok yani tamamen sanal, tamamen efendim bilgisayar oyununa benzer bir şey üzerinden yürütülen bir şeye nasıl inanıp da bu kadar çok para verebiliyor insanlar? Bu şu andakiler mağdurlar, mağduriyet giderilsin tabii ki. Ben mesela vermeseydi demiyorum bak. Ama ya adam gene oradan sanal para diyorsun abi. Bu adam sana bir tane, bu da sanal abi. Tabii bir tane çiftlik oluyor. Gösteriyor. Adama sordum ben, dedi benim 3 tane mandam var dedi. Manda çok değerli bir hayvan biliyorsun. Biliyorum. Yani, yoğurdu da çok iyidir. Yoğurdu da kaymağı da iyidir. 3 tane mandam var. Nerede? Şurada Sapanca'da 3 tane mandam var atıyorum. Nerede? Görmemiş hiç daha. Sanal bir mandalar var orada. Adam almamış bile onu. Veyahut da işte yumurta. Yani ben şu kadar yumurta işine girdim. Tanıyorum, görüyorum adamı, adam yani bu işle alakası olmayan bir adam. Yani şöyle bir şey var insanda. Ya ben bu ay bunu verdim, bu ay 2200 lira kazancım var dedi mesela. Yani ta üretmeden, emek vermeden, alın teri dökmeden. Yok, böyle bir şey yok. Katkıda bulunmadan, üretime katkıda bulunmadan. Üretmek ya, tek bir tane tığ ile ördüğün tek bir patik çok daha değerli bundan. Kesinlikle. Üretiyorsun çünkü. Yapmadan abi böyle bir bitcoin alacağım. Buradan şey kızarlar bu da, bunu yasak belki de bilmiyorum, söylüyorum ama. Yok. Efendim yani. Şöyle bir yatırım yapacağım. Arkadaşlar niye bu? Ya bırakın yatırım işleri yatırımcılara, iş adamlarına. Vatandaşın bu işlere girmesi, ben şey için tenzih ediyorum bu arada. Faizsiz ev meselesi var ya, bu böyle değil. Bununla bir alakası yok onun. Bu faiz meselesi sadece devlet problem olabilir ihtimaline karşı. Çünkü öyle mağdurlar falan yok işin içerisinde. Paran çok varsa ancak böyle bir işe gir ki eğer bir şey bir sıkıntı olursa mağdur olmadan parayla ödeyebilirsin. Bir sermaye istedi. O sermayeyi bir araya getiremediler. Şimdi komisyon kuruldu. Hemen çözüyorlar işi. Çünkü devlet bu işe devreye girdi. Bu işlerle devreye de giremiyorsun. Yok abi. Bu devlet, saadetler, bilmem neler, tosuncuklar falan filan. Biraz insanların bu işten kaçması lazım. Biraz emek yaparak, biriktirerek, çalışarak şimdi bak, kazanmayı gömmek lazım. Bir de coin'i var ya şimdi kaçak olan. Ya arkadaş bu Bitcoin denen bu şey ne zaman ortaya çıktı? Ne zaman insanlar Türkiye'de bile bu kadar yaygınlaştı? Ne zaman bu kadar şeye yatıranlar oldu? Tamam mı? Ne zaman bunu işte tanıdınız siz ne olduğunu? Nasıl öğrendiniz de buna bu kadar para yatırdınız? Anlatabildim mi? Yani başka bir şeyde Muğla nerede bir yerde çıktı bir tane falan yani bilmiyorum. Yani peş peşe geliyor böyle. Çok tabii. Şimdi iyi de arkadaş. Küçükleri var, büyükleri var. Bunlar evet, büyükleri. Evet. Bu nasıl oluyor böyle? Yani bu kadar ucuz mu? Bu kadar kolay mı böyle para kazanmak? Yani zihniyet değişimi, mantel değişimi lazım. Ya yani toplumda özellikle bu yatırım araçları abi şuna yatırdım, altına yatırdım. Ben yani neyse bu benim şahsi görüşüm ama hiçbir şey yatırım yapmadım hayatımda. Yani ben bir şey yaptım, çocuklarıma yatırım. Yaptım yatırım. Bu yatırım değil. Eğitime bak, yatırım. Yani, Hikmet Bey, benim nezdimde... Ben anlamıyorum bu işlerden. Benim nezdimde bu dediğiniz şey yatırım değil. Bu kumardır yani.
seviyor insanlar bu işte. Bu kumar yani. Hızlı bu para kazanmıyor. Veya hani milli piyango işte şu kadar para verip ne kadar kaç misli yüz misli almaya çalışıyor ya insanlar. Ona benzer bir şey yani bu. Şimdi hocam gelelim biraz siyasete. Böyle bir şey konuları geçtik. Arkadaşlar bir hazırlasınlar. Sağ çok uzunca çekmiş adam videoyu da yarısından kesin başından verin. Levent Üzümcü'nün videosundan bahsediyorum. Türkiye'de bir sürü yatırım, bu arada yatırımlar var. Böyle Bitcoin, tosuncuk yumurtanın dışında Türkiye'de çok güzel yatırımlar var. Elbette. Hep söylüyorum son 20 yılda Türkiye'de yapılan, son 10 yılda, 12 yılda ama Avrupa şeyinden tercüme olarak söylüyorum. Avrupa coğrafyasında yapılan, bizim coğrafyada yani daha doğrusu bu bölgede yapılan en büyük 20 yatırımın 6 tanesi, 6 dev projenin. 20 Türkiye'de. Türkiye'de. Yani 20 evet. Toplam 20 dev projenin evet. Alt tanesi Türkiye'de. Bunun içerisinde Avrasya var, işte tüneller var. Kaç ülkeden bahsediyoruz yaklaşık? Tüm bizim coğrafyadan bahsediyoruz. İşte yani kaç Afrika ülke yaklaşık? Dışında. Evet. Yani aşağı yukarı 40-50. En az, ülke. En az. Ama tabii Almanya, Fransa, İtalya dahil. Tabii. En büyük devler Avrupa dahil. Diyor zaten. Yani. Bu kadar ülkenin saymıyorum. İçerisinde 20 tane yatırım, büyük evet. Yatırımdan bahsediliyor. Büyük yatırım 20 tane. Evet. Bunun 4 tanesi Türkiye'de. Türkiye'de. Ve fakat bundan memnun olmayanlar var. Bir sürü sahiplerle ya efendim bize pahalıya mal oldu, bu kadar geçiş ücreti oldu, tünele girdik balıkları göremedik, köprünün direkleri çok uzun olmuş, düşeriz falan gibi. Tabii biraz mizahını atıyorum. Şimdi sözüm ona diyeyim de bari çok kibarca geçiştirelim. Sözde Sanatçı diye birisi var. İsminde arada bir unutuyoruz, arada bir çıkıyor böyle. İşte Levent Üzümcü diye bir video çekmiş abi. Şunu çok başından bir dinleyelim. Peki abi. Soracağım. Evet arkadaşlar, size bunu göstermek istiyorum. Çünkü bu görmüş olduğunuz tünel Türk mühendisliğinin en çarpıcı örneklerinden biri. Sabiha Gökçen Havaalanı'na giderken bu. Görmüş olduğunuz açık havaya kurulmuş tünelin bir tarafı çalışmıyor. Mühendislik harikası olduğu için. Tabii hız sınırına falan uyuyoruz ama dört şeritli tünelde gördüğünüz gibi maalesef sadece iki şerit kullanılabiliyor. Yandaki tünel de boş. Dünyada ilk ve tek açık havaya yapılmış olan, herhangi bir dağ oyulmadan yapılmış ilk tünel bu. Bu tünelimizin gördüğünüz üzere sağdaki parçası, Sabiha Gökçen'e geliş yönünde sağda kalan parçası kullanılamıyor. Neden kullanılamıyor? Çünkü bunu açık havaya yaptılar. Muhtemelen üzerindeki ağırlığı kaldıramadı ya da bir çatlak oldu, bir şey oldu. Çünkü onu taşıyacak bir şey yok, bunu sonradan yaptılar. Ya konuşa evet, gider. İçeride ama şahane hız sınırımız var. Uyumazsan evet, cezası da var. Düz çıkıyor oradan bitiyor. Aynı şeyleri söylüyor. Yani bu böyle tüneli, açık havaya tünel yapılmış. Yani dünyada tek olay. Yani üstünü kapatmışlar açık alanı falan, tünel yapmışlar. Sabiha Gökçen'e doğru gidiyor arkadaş. Uçacak tabii. Ondan sonra bir taraf kullanılmıyor diyor. İşte anlatıyor. Bunu söylüyor. Ya diyorsun hakikaten ne diyor bu adam? Hiç tanımıyoruz, bilmiyoruz tabii ki. İşte arkadaşlar bununla ilgili size önce bir tekrar arkasından bir gösterini verin. Bunun ne olduğuna ilgili olarak yapılan açıklamalar, tweetler var. Bu açık tünel dediği üzerinde pist var bunun. Şimdi insan bir sorar. Ayıptır, günahtır. Yavrucuğum bir sorar insan yani. Bu bak saçın başı dağırmış. 2 gram zekan kalmış. Çapulcu musun nesin? Tünel mi, hayatlıkta var tünel mi gördün? O tünelin üst tarafında pist var, pist. Açık havaya tünel kurmuşlar diye. Dünyanın en büyük harikaların. Bak bir daha söyleyeyim. Dünya son 12 yılda batıdaki toplam projelerin, dev projenin altı Türkiye'de yapılmış. Takdir etmişler. Abi şimdi bunlara Kanal İstanbul'u anlatacaksın. Ben şimdi onu da arkadaşlar versinler detayını. Bir cevaplar vardı Twitter'da. Bir Ayten mesela Zafer Şahin cevap vermiş. Adam şaşırmakta, parodi hesabının haberini gerçek sanmakta haklı. Onun dünyasında yok ki havaalanının ikinci pistinin otoyol üstünden geçmesi. Tünelin o pistin altında inşa edilmesi vesaire. O bir, biz adam olamayız azizim. Almanlar yapmış işte, kuşağa dokunmayın diye dal geçmiş burada. Selam olsun Zafer Şahin'e. Şunu söyleyeyim. O Levent Üzümcü'nün geçtiği tünelin üstü pist. Sabiha Gökçen'in havaalanının pisti. Öyle güzel bir yollar yapmışlar ki, bağlantı yolları. Fazla da uzaklaşma, alttan giriyorsun buradan çıkıyorsun, üst taraf pist. O da diyor ki yani açık havaya diyor tünel kurmuşlar, çökmüş diyor. Dünyada açık hava tünel kurmuşlar. Niye açık hava tünel? Tünel dediğin bir şey delinmesi lazım diyor. Adamın tünelden haberi yok. Ne diyorsun? Bu nedir bu? Ya bu şeye biz alışıkız yani. Abi niye, ben alışamıyorum. Hayır alıştık ya. Niye alışamıyorum? Ben
1976 yılında geldim İstanbul'a. Tamam mı? Birinci köprü vardı. Abi birinci köprüden böyle bu hikayeyi dinliyoruz yani. Peki kim geçiyor oradan? Bir daha görüntüleri verin Demet Üzümcü. O görüntüleri oradan kim geçiyor abi? Kim geçiyor? En çok bunlar geçiyor gene. En çok bunlar kullanıyor. Havaalanı bak havaalanına gidiyor. Dememişler miydi? Yani bunlar en babası dememiş miydi? Dağın başına havaalanı yaptılar şey için. O gittiği havaalanı için. Gittiği havaalanı evet, için. Evet. Boş yere havaalanı yaptılar dememiş miydi? Şimdi burada koca bir havaalanı olduğu halde o havaalanı böyle çalışıyor. Oraya geleceğim. Kim gidiyor buralara? Affedersin burada hep fakirler mi? Anadolu çocuğu mi? Vatandaşlar mı gidiyor burada? Anadolu'ya adamın, adamın kafası basmıyor. Ya ben bunu şunu soracağım. Peki yani, insan sormaz mı bunu? Bunlar en çok bunlar kullanıyor bu hizmetleri. En çok bunlar kullanıyor bu hizmetleri. Git dur bakayım şimdi Avrasya Tüneli'nin başına dur. Tamam mı? Tamam adam kullanmıyorum demiyor. Yalnız adam girdiği şeyi bilmiyor. Yani ya adam... Bu biraz farklı bir vaka bu yani. Bak, bununla üstad, bir şey demeye gerek yok bence. Şöyle yapayım. Yani şu tünel, bak şöyle arkadaşlar, anladım. Şöyle, diyor ki açık havaya böyle gelmiş devlet, açık havaya şöyle bir tünel yapmış. Tam böyle, buradan geçiyor. Tamam mı? Levent Üzümcü buradan geçiyor. Yukarıya bir de pist yapalım o zaman şöyle. Halbuki üstte bir tane pist var şöyle, tamam mı? Tünel altında kalıyor. Bu tabii oradaki çevre düzenli gibi bir şey. Adam bu ne kafası biliyor musun? Bunu geçiyor. Ne diyor hocam? Şu hangi abi, kafa bu? Bu da başka psikoloji bu da. Şu çünkü, bir şey bulup, bir bahane bulup, bir tavır, affedersin çamur atma gayreti var tamam mı? Dolayısıyla tamam, bir özür dilerim, onu para diye hesapta bir şey görmüş öyle bir şey tamam mı? Bir dalga geç biri dalga geçen birinde görmüş herhalde onu. İhtiyaç bile duymuyor bunun doğru yanlış ne olduğunu bakmadan. Çünkü bir şey bir malzeme arıyor. Ama adama bu kadar saçma sapan bir şey yaparsa adama gerizekalı derler yani. İyi de bir dakika şimdi ya. Bunu böyle bu kadar üzerine gidiyorsun da bununla Kılıçdaroğlu'nun ne farkı var? Hocam çok gömdün sen de be. Yok gömmedim. Vallahi gömmedim. Bir dakika bak. Gömmedim. Şu açıdan adama çok şey söylüyorum. Gömmedim bak. Göm problem yok benim için. Yok göm öyle bir derdim de yok. Kimseye gömmek gibi bir derdim yok. Herkes yaşadığı kadar. Ya ben benim için sıkıntı şimdi, değil istersen söyle. Bak, engellemeyeyim. En son sadece örnek. O Katarlılar meselesiyle ilgili. Oraya geleceğiz abi. Tamam o zaman. Ayrı geleceğim. Şunu örnek vermek istiyorum. Ver örneğini ver. Hayır bak, şöyle. Bunun pardon, bir kere imtihandan bir gün önce bunu böyle gençler üzerinde bir şey, istismar yapması çok çirkin bir şey. Her neyse. Bu kaynak olarak aldığı, gösterdiği kaynaklar bu haberin yalan olduğunu, yanlış olduğunu açıkladılar mı kendileri? Yine T24'te öbürü de. Özür dilediler. Özür dilediler mi? Evet. Peki o günden beri bunun yalan, yanlış olduğunun daha farkına varmadı mı Kılıçdaroğlu? Yok. Duruyor hala şey onun. Hayır. İkinci kez ısrar etti. Bahçeli'ye gönderme yaptı ya Katarlılar için. Üniversite kalktı diye. Yalan evet, ısrar etti. Özür tamam, yanlış. Onlar şimdi, yanlış yaptı. Kılıçdaroğlu hala ısrarlı. Şimdi. Aynı yerde Kılıçdaroğlu. Neden? Çünkü Kılıçdaroğlu'nun malzeme olarak kullandığı şeyin doğru ve yanlış olmasının bir önemi yok. Yani o haber işte şeyde bu tıp şeyde tıpta Katar öğrenciler bedava okuyacak haberinin doğru olup olmasının onun için bir önemi yok. Onun için ne önemli? Onun için ne lazım? Ona çamur atacak bir malzeme lazım. Ama bu kadar yalın üzerinden de. Dur. Bundan ne fark var şimdi onun Allah aşkına? Bugüne bir şey bence bugüne bir parça bir şey görmüş. En azından geçiyor. Bir şey geçiyor bir de görmüş yani bir şey görünüyor tamam mı? Öbürü olmayan bir şeyi malzeme kullanıyor olmayan ve ısrarla olmayan bir şeyin üzerinde hala daha kara provanı yapmaya devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı bunu şeyde de dile getirdi söyledi bunun bu şeyini yalan üzerine bu şeyi kurduğu şeyi ama tabii şu da var yer adım atamıyor çünkü onu silemiyor bu tweetini silemiyor ama yalan ya yalan üzerine yalan olduğunu kendi kaynak açıklamış ısrarla devam ediyor. Ne fark var bunun onlar arasında yani malzeme için onun için önemli malzeme ya malzeme olsun yalan olsun önemli değil yani. Sen hocam şimdi tam öyle söylüyorsun çok hoş söylüyorsun ben aynı fikirdeyim çok doğru söylüyorsun tekrarlıyoruz çok haklısın çok haklısın. Aması önemli. Hatta ama aşırı haklısın. Ama diyeceksin galiba o önemli. Şu ben hala bunların onun için çamur falan filan diyorsun ya ben bunu kabullenemiyorum hala şöyle yani şiddetle. Ben çamur diyorum çamur atıyor diyorum. Hayır yani çamur atıyor ama bunun çamur atmasının ne mesnedi var ne bir makul hani çamurun da bir çerçevesi olmalı. Çamur atıyorsun ya. Hani A'dır B gibi hani çamur şöyle atarsın. Bu pembe dersin. Arkaya gidene kadar bunu değiştirirsin. Bak pembe oldu dersin falan. Yani çünkü kalemden bahsediyoruz. Mesele bu değil. Hani bu kadar basit bir şey olsa. Değil. Hadi çamurla anlatacağım. Dediklerin doğru. Yani ben buna itirazım yok. Benim en çok kızdıran, benim anlamadığım, üzerinde tepindiğim şey şu. Çok da güzel bir örnek. Evet, bu daha iyi dedin ya. Hakikaten en azından. Vallahi bu ondan daha mantıklı en azından Levent Üzümcü. Görünen bir tünel var hiç olmasa. Üzeri boş bir tünel var. Çapulcu tamam kafasıyla bilmeyen bir cehalet ama içinden geçiyor. Neyse. Bir tünel var ortada. Evet.
Ve üzeri boş. Üstü açık zannediyor. Açık, pist var. Açık görünüyor. Pisti göremiyor. Kaldırmışlar adamı. Pisti göremiyor adam. Göremiyor. Bak, o anda uçak geçseydi görürdü. Belki de kırılmıştır üstü diyor mesela. Adamın evet, kapasite bu. Yarılmış diyor. Evet. Çünkü adamların maalesef kapasite bu. Ruh hali bu hale gelmiş durumda. Ben tekrar söylüyorum. Kılıçdaroğlu'nun tutumu bundan çok daha vahim abiciğim. Osman Hoca'nı destekleyerek bu konuyu ötekilerine geçireceğim. Onu şunu destekleyerek. Hiç olmayan bir şey üzerinde. Evet. Hiç yaşanmamış bir şey. Ben sadece bir tane örnek söylüyorum. Yapıyor ve çok bir tane, kötü bir durum. Bu bir tane zaten. Toplasanız yemin ediyorum sana, tamam mı? Siz 3-4 programda son bir senedeki Kılıçdaroğlu'nun bu tür şeylerini bitiremezsiniz saymakla. Bitiremedik. Meydandan o sansını çıkarttık. Çünkü bir adam, devam edecek diyorsun yani. Adamın tarzı bu. Yalan siyaset. Bak bir kere şurası önemli olan. Neden bunun yalan o doğru olduğuna bir de yok diyoruz? Şunun için. Ben şimdi bir şey yazıyorum şeye. Sana yemin billah söylüyorum bak, tamam mı? Bir konuda bir şey yazıyorum sosyal medyada. Herhangi bir konuda bir aldığım bir bilgiyle bir şey yazıyorum. Sonra bu insanlık hali olabilir ya. Bakıyorum ki o yanlışmış o. Ben bunu bak silmek bile tweet'i silmek bile daha kaçamak bir şey. Tamam mı? Silmek bile kaçamaktır yani. Ben bırak silmeyi. Onun üzerine şunu yazıyorum. Ben böyle şöyle biliyordum. Böyleymiş. Özür diliyorum diye yazıyorum, tamam mı? Şimdi Kılıçdaroğlu çok daha hassas davranmak zorunda. Niye? Siyaset yapıyor bu kitlelerin önünde. Veya işte hükümeti eleştiriyor. Böyle bir derdi yok. Niye yok? Bakıyoruz. Yalanı %100 yalan olduğu ortaya çıkıyor. Yalanı deliniyor. Ama asla geriye dönüp onunla yüzleşmiyor. Biri ikisi de Katar'la meselesi değil. Hangisi yüzleşiyor ana kadar? Asla böyle bir derdi yok. Yani Kılıçdaroğlu'nun doğru söylemek, yanlış söylemişse bunu düzeltmek böyle bir derdi yok. Onun bütün meselesi yalanı kullanmaktır. Ve ne yapıyor? O yalanı, delinen yalanını, sönen mumu başka bir efendim USB'ye bağlı bir lambayla, bir ampulle o mumun söndüğünü kapatıyor tekrar. Yeni bir yaranla onu kapatıyor. Hiç bakmıyor dönüp geriye. Ya bak yalan söyledin sen. Duymuyor peki, bunu. Peki bunu CHP'ler şunu tamamlayayım. Asla onu duymuyor. Tamam. Devam ediyor yalan söylemeye. Tamam peki. Buna itirazın var mı? Varsa Allah razı olsun söyle bak. De ki bana bak. Ben de ki haksızlık ediyorsun. Yok yok. De ki haksızlık ediyorsun. Yok. Falan zaman söylediğin şeyin yanlış olduğu ortaya çıkınca Kılıçdaroğlu çık dedi ki arkadaş özür diliyorum bu böyle değilmiş dedi de bana bir örnek ver. Hiç hatırlamıyorum. Ben şurada vallahi billahi özür dileyeceğim. Hiç hatırlamıyorum. Onlarca CHP'li örgüt içerisinden çok üst seviyeli insanların çok çirkin kadına istismar ve tecavüzleri, tacizler ortaya çıktı. Tamam mı? Onlarcası. Evet hocam. Bunlardan bir tanesiyle ilgili, evet, bir tanesiyle ilgili şunu dedim mesela. Kardeşim iftira atıyorsunuz. Evet. Böyle bir şey olmadı. Tamam mı? Veya kardeşim şunlar yalan. Ama şurada bir tane şununla ilgili böyle bir şey oldu. Bununla işte biz tedbir alıyoruz. Neyse yani neyse bir şey dedi mi dönüp bir şey yüzleşti mi bununla ilgili? Tek kelime söyledi mi? Peki bu böyle bir vaka var mı? Şimdi hocam demek ki bak, böyle bir vaka var mı abi? Evet var. Peki bunu görmezden gelmek nedir? Tamam işte yani soru o belki de ben gene geçen haftalarda gene geldiğinde gene aynı şeyi söylemiştim. Gene aynı yere geldik. Hani biz burada anlatıyoruz falan da yani anlattık tamam. Bunlar gerçek yani ben gerçek derken işte fotoğrafını gösteriyoruz. Katar meselesini. O da TV'nin yalanlarını falan gösteriyorsun. Net. Özür dileyeni var, dilemeyeni var, kaçanı var. Fakat işin kötü tarafı aslında. Çözümleyemediğim hala. Ya hala anlayamadım. Yani böyle bir yalan mesela şöyle söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Kılıçdaroğlu'na ve dahi oy veren bir insanın bu kadar çok yalanı görmesine karşın bir refleks oluşmaması. Böyle bir sorun var. İki, bence belki de hiç bizi dinlemiyorlar. Veyahut da yalanı görmek onlar da istemiyor olabilir. Sen burada yoktun. Bir haftadır devam ediyor. Hala arkadaşlar gönderiyorlar da. Örneğini burada ilk defa duyanlar için tekrarlayarak bitirip bu konuyu devam ettiriyorum. Başka mevzuya geçerek. O da şu. Başıma geldi ve bence sen de dahil olmak üzere. Hatta Türkiye'deki en sağlam siyaset bilimci, gazeteci olmak üzere. Herkesten çok daha hızlı bir şekilde tek bir cümleyle bir CHP seçmeni bana bunu yorumladı. Ve ben bundan sonra böyle kabul ediyorum olayı. O yüzden artık eskisi kadar kızamıyorum ama sadece kabullenmiyorum. Bir şey duyuyorum. Ya tekrar devam ediyor aynı yerden. Benzinciye buradan çıkarken, kanaldan çıkarken benzinciye uğradım. Benzinci de burada anlatmıştım. Tekrar ediyorum yani. Sen varsın diye tekrar etmiş oluyorum. Tam inerken bir adam geldi. Yanıma yaklaştı. Ben markete girip çıktım. Dedi ki Hikmet Bey'di mi dedi. Hafif de tebessüm halinde.
Onu da biraz karikatürize edeyim. Ben hah dedim, bak beni seven bir okurum, bir izleyicim falan. Hani bir anda çıkacağım da selfie çekeceğiz falan diye. Ondan ya dedi Hikmet Bey dedi, size haksızlık yapıyor. Uzun uzun çok kısa diyor. Dedi Kılıçdaroğlu'na çok yükleniyorsunuz dedi. Ben de şakta bu arada far görmüş tavşan gibi kaldım. Ben tek arabaya doğru gittim. Marşa basacağım. Döndüm. Dedim ki arkadaş yani adam dedim anlatıyorum. Bin defa anlattım. Madem programlarımı seyrediyorsun o kadar. Ama dedim o da çok yalan söylüyor yahu. Dedim. Tek cevap. Olsun. Dedi. Marşa bastım gittim. Tek kelime. Olsun. Dedi. O adamın olsun diyorsa burada bir sıkıntı var demektir. Bak olsun dedi. Şimdi o yüzden bak bana hiç yorumlama bunu. Bunu yorumlayacak tarafı yok çünkü. Olsun dedi. Ben aldım cevabımı. Şimdi sen burada o kadar yalan. Ya yalan ya. Yalan. Ülkeyi ben uçuracağım diyen bir adam mesela. Bu kadar yalan söyleyen bir adam bunu uçurur. Dinamit patlatır havayı uçurur tabii. Ben buna bakkal teslim etmem. Buna iki tane kişinin muhasebesini vermem. Bu bir gerçek vaka. Akıl bunu söyler. Bir adam hala olsun diyebiliyorsa ben CHP'liyim, Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum. 10 ama bir haftada 10 yalan söylüyor olsun yüklenme diyebiliyorsa ve bunu seçmen, görevi olmayan bir seçmen bunu söylüyorsa burada ciddi bir, benim lafıma geliyoruz, toplumun bir rehabilitasyona ihtiyacı vardır. Çok ciddi bir Kılıçdaroğlu bizzat kendisi patolojik vakadır, doğru. Tedavi de muhtaçtır, doğru. Ama bu arada bütün bir kitlenin toplum olarak hepimizin bir rehabilitasyona ihtiyacı. Küçük bir düzeltme yapmak istiyorum. Söyle. İzin verirsen. Estağfurullah. Doğru, dediğin doğru. Yalnız ben bunu toplum olarak görmüyorum. Şimdi özellikle... Ben herkese saygı çerçevesinde bunu görüyorum. Amenna, yok ben burada birileri... Ben söyleyeceğim. Ha, tamam dedim, çektim gittim. Ben, yani. Ben burada birilerine buradan şey yapma derdinde şey öyle bir şeyim yok. Başka, ben de başka bir tespit yapmaya çalışıyorum. O da şu. CHP'nin parti olarak bir kere korkunç bir ezikliği var bu ülkede. Yani ya bak şimdi sen bana... Bir siyaset bilimi anlatıyorsun. Anlat. Hayır, siyaset bilimi anlatmıyorum ya. İşte olmayacağım ama anlat. Hayır, hakikaten siyaset bilimi anlatmıyorum. Bak olsun. Şunu söyleyeyim sana. Şunu söyleyeyim. Eğer bu millet Kılıçdaroğlu'na inanıyor olsaydı, o senin dediğin örnek, o patolojik bir örnek yani. O hepsini temsil etmez o. O partizan, holigan. Eğer yani. Hepsi öyle olsaydı bak, bu insanların, hatta bak şey demiyorum, muhafazakar falan geç yani. O işte sol seçmen diyelim. Tamam mı? Böyle olsaydı şu ana kaç yıl oldu şey CHP'nin başına geleli? 11 yıl oldu. 11 yılı geçti. Tamam mı? Evet. Kaç seçim oldu abi? Kılıçdaroğlu beraber. Evet, evet. 11 toplam sandık diyelim. Çünkü geçelim referandumlar onu. Var. Onu geçelim. Referandum var işte. Onu geçelim bak. Genel seçimde de bahsediyorum. 4 defa, tamam mı abi? Evet. Bunlardan birinden mutlaka Kılıçdaroğlu kazanması lazım. Kazanması lazımdı. Niye kazanması lazımdı? Şimdi şöyle düşün bak. Kılıçdaroğlu çerçevesine bakıyoruz. Kılıçdaroğlu söylediklerini doğru kabul ediyoruz. Doğru olduğunu düşünelim bir an için, tamam mı? Doğruysa eğer bu iktidarla ilgili söylediği şeyleri bir kenara koy, tamam mı? Hani bu iktidarın işte çalıyor, çırpıyor, ne yapıyor, tamam mı? Öbür taraftan kendin yapacaklarını da söylüyor sürekli olarak. Şimdi bunları herkes doğru kabul etseydi şu anda Kılıçdaroğlu şu anda 3 defa iktidar yedi. Yani bugün başkan seçimi var. Yalanla buraya kadar diyorsun. Şunun için diyorum bunu. Çok %20 diyorsun. Şey bir kesim var. Artık ümidi kalmamış. Siyasetten ümidi kalmamış. Tamam mı? Bundan ümit işte Kılıçdaroğlu bu tarzdan ümit bağlayan bir kesim var. Zaten onun üzerine çıkmıyor seçmen sayısı. Dikkat et yani CHP'nin seçmeni %18 midir? 19 mudur yani CHP'nin seçmeni Türkiye'de? O kadar mı olmalıdır yani? Geçen seneki bir ankette, hatta iki ankette ortalaması bir tanesinde 18'e kadar düşmüş. Hatırlıyorum. Evet. 24'e çıkıyor, 18'e. Başka bir şey söyleyeceğim sana. Son cümlemi sen kullanıyorsun galiba. Başka yer geçeceğim galiba. Evet. Tamam. Şimdi karşıda CHP'nin veya Kılıçdaroğlu'nun rakibi olan bir parti var. AK Parti var, tamam mı? 18 yıldan beri iktidarda. Çünkü iktidarlar hep yıpranır. Bu çok evet. Doğaldır. Evet. Ama muhalefette olan ve sürekli kazanması gereken CHP sürekli kaynıyor. Birileri ayrılıyor, parti kuruyor. Birileri ayrılmak üzere. Bu yüzden şimdi, de yalanlar ortaya çıkıyor. Bu yalan da artık bir zaten siyaset metodu. Bu da bir şeyin belirtisi işte bu. Tamam, sürekli seçmenini yalan söyleyerek, dikkat çekerek. Bu da başka bir şeyin belirtisi. Erdoğan karşıtı, ülke ölüyor, bittik, trenler çıktı. Bu ama falan. Sen pek sarmadı ama bu doğru, gerçek bu ya, bence. Dediklerin tamamı doğru. Bizim yazılarımızın tamamında da bu vardır. Evet. Çünkü aklı seni bunu gerektirir. Evet. Senin neyi düşündüğü hiç önemli değil. Yani dünyadan uzaylı da getirsek senin söyleyeceğini söyleyecektir. Doğru mu hocam? Doğrudur. Ben senin söylediklerini yazıyorum zaten. O yüzden ben kendi yazımı dinliyorum şu an sana. Şaka değil hakikaten. Evet. Aklı seni bunu. Evet. Yalan söylüyor.
böyle yapıyor. Erdoğan karşıtı üzerinden hala o, hakikaten de bu millet buna tevessül etmiyor. Yani millet buna etmiyor. Çünkü yalan söyledi ortada. Makul kesim tevessül etmiyor. Ama bir tarafta bir kesim var. İşte benim olsun diyen bir kesim var. İşte olsun canavarını yetiştiren de Cumhuriyet Halk Partisi. İzmir'de de susuzluğu çekip veya sele kapılıp bir gün susuzluğu çekip bir gün sele kapılıp şimdi, yine de şeyi seçen kesim. Şimdi arkadaşlar o video yazısından son dakikada attım bilmiyorum aldılar mı? Ali Mahir Başar'ın bir videosu var. Şu tünelde. Köprüde. Osman Gazi Köprüsü'nde. Biliyorsun çok daha beri konuşuldu. Ben orayı anlatayım ben hemen sana. Evet. Tünel var, geçmiyoruz. Köprü var, geçmiyoruz. Havaalanı var, inmiyoruz. Evet. Pist var, kayıyoruz. Öyle değil. Pist var, kayıyoruz. Zemin muşak, batıyoruz. Oradan geliyor, çıkıyoruz. Bak hep beraber arkamızdan geliyorlar, düşüyoruz. Bu tabii böyle ironik, komik anlatmaya çalışıyorum kendimce. Kötü soğuk esprilerle. Ama bu doğru. Yok hakikaten. Tünel var, giriyoruz. Neyin alttan geçtiğini bilmiyoruz. O seni bayağı etkilemiş ya. Tabii ya, açık tünel. Tamam. Köprü var, geçilmiyor. Halkın cebinden para ödeniyor. Evet. Halk millet aç aç, benim iktidarımda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Tabii. Büyük 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 beylik lafları. Konteynerden bak ben dediğime geldin işte. O laflara inansa insanlar. İşte şimdi onu da bir tane geçecek. Onlara, bunlara itirazım yok. Benim itirazım son olsuna. Son noktaya. Ondan sonra köprü var, direkleri yüksek. Başımız dönüyor. Anladın mı? Hastane çok büyük olmuş. İçinde yürürken kalp krizi geçirdi. Yürümeye gerek var aslında. Şeyler var. Bütün bunları. Bu kadar çok. Çok özür dilerim. Ahmakça. Aptalca. Bir çocuk kandırırcasına. İnanılmaz kafalarla. Tercüme ettiğimizde Batılı'nın oh my god dediği dönem. Veyahut Arapların ya Allah bismillah dediği zamanı. İnanılmaz aptallıklarla, gerizekalılıklarla. Sinirleniyorum konuştukça. Hala farkın politika devam ediyor bu Türkiye, bu ülkede. Ve bu politika karşında olsun diye bir cevap geliyor karşına. İsyanım bunadır. Bakın ne yapmış bakalım bir CHP'li vekil ne anlatıyor sana? Bir hikaye dinle. Hikayesi. Sokağa çıkma yasağı. Osman Gazi Köprüsü bir saatte 15 araç geçer fazla. Yazık. Bugünün maliyeti 12 milyon Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarına. Köprü boş. Sokağa çıkma yasağı. Ama biz ödemeye devam ediyoruz. Ne zaman geçsem buradan bu videoyu çekeceğim, paylaşacağım. Tamam. 83 milyon oh, çalışıyor, yeter. 5 kişiye ödüyor. Tamam. Bakın. Tamam, anladık. Köprü boş. Tamam. Yollar... Son 3-5 dakikamız kaldı, o yüzden bu kadar. Yani köprü bomboş, sokağa çıkma yasağı var. Çok ilginç ama. Allah Allah. Manyak millet. Halbuki sokağa çıkma yasağı kısıtlamada köprü dahil değil. Milletin de birazcık saftirikliği burada. Köprü boş. Onu niye söyleyecekti peki? Neden? Biz burada günde bugün 12 milyon kazandık. Bak. Şimdi karşında olsun var. Karşında yalandı. Yani bu şu görmüş olduğun trendir diyor adam. Değildir diyor. Tren. Bu tamam. Tren diyoruz lan. Tamam. Trense tren. Bilip üstüne bin. Binebiliyorsan üzerine otur git. Tren. Kabul ettim tren. Köprü bomboş. Bakın sokağa çıkma yasağı var. Köprü bomboş. Onu niye söylüyor peki? Hocam çok zor soru sordun. Köprü boş. Sokağa çıkma yasağı var. Ama ben bunu çekeceğim hemen fotoğrafını. Çek herhalde oturuyor orada şu anda. Köprünün altında bir ev yaptı herhalde oraya. Sallanacaktı. Altta sallanıyordur. Bu şimdi bir şeyin tabii gösterdi. Tabii komik tabii. Bir saatte 15 araba geçmiş de. Köprü. Şimdi rakamları arkadaşlar versinler. Rakamları öğrendin peki. Mi? Peki. Rakamları öğrendin mi biliyor musun? Hayır. Bak rakamları arkadaşlar onu hazırlasınlar. Tamam mı? Ben sana şöyle söyleyeyim. Bak şimdi. Şimdi tabii ki pandemi sürecinde bak. Osman Gazi Köprüsü günlük garanti edilen birim araç 40 bin. Günlük birim araç 42 bin 134. Günlük trafik karşılama oranı %105. Buyur. Birinci kesim Hersek Orhan Gazi arası gişeler. Beklenen birim araç 40 bin. Araç birimi geçenler 51 bin %130. İkinci kesim Orhan Gazi Bursa Binlenme. Bu Zafer Şahin'den aldık. Zaten cevabı söylemiş abi. 35 bin. Geçen 58 bin %168. Üçüncü kesim Bursa Batı Balıkesir bilmem ne. 17 bin. Yani bunlar bak söyleyeceğim 33 bin geçen %199. Aşmışlar yani. Dördüncü kesim Balıkesir Batı hariç İzmir arası gişeler 23 bin. 21 bin %95. Şuraya baktığın zaman hani geçmediğin paranın köprüsünün parasını ödüyoruz. Gitmediğimiz hastane parasını ödüyoruz. Yapılan havaalanının şu kadar zarar etti. Havaalanında biliyorsun değil mi Kerem? Onu tam onu söyleyecektim demin. Şeyi beraber dinledik. Sayın Ulaştırma Bakanlığı. Hocam o dediği boş dediği pandemi köprüsü. Şu anda
kimse cebinden para falan ödediği yok. Ya yalan söylüyor. Anlamamışsınız bak. Diyor ama ki, pandemi var ve odağı çekmiş ama bak bize. Adam diyor ki sokağa çıkma yasağı olduğu gün boş diyor. Yani adam onu söylüyor yani. Bir saatte 15 araç geçti diyor. Yani onu söylüyor adam yani. Niye şey yapıyorsun ki? Yani diğer günler için bir şey demiyor. Sokağa çıkma yasağı olduğu gün boş diyor. Yani, o kadar pandemi olmasa demek ki bu %100, %160, %150 olacak. Bak, ve para kalacak. Havaalanı anlat tabii. Havaalanını beraber dinledik. Hatırlıyor musun? Sayın Ulaştırma Bakanı'na beraber dinledik. Evet. En son verileri, en son bilgileri. Ben de merak ediyordum bak. Aslında bunlar çok duyarlılar. Sen bakma yani bunlar bu kadar da sallapati gitmiyorlar. Gerçekten ben de çok merak ediyorum. Ya epeyden beri bunlar havaalanı hiç bahsetmiyorlar. Yani ilk zamanlar biliyorsun ortalığı belveleye vermişlerdi. Evet. Açıldığı zamanlar. Buraya koca havaalanı yaptılar. Biz bunu her gün şu kadarını biz ödeyeceğiz, vatandaş ödeyecek diye. Çünkü hepsi orada o yüzden. Herkes uçuyor oraya gidiyor ya mecbur. Geçerken saklanarak geçiyorlar. Hani kullanıyordunuz. Bütün samimiyetle söylüyorum. Epeyden beri hiç havaalanından bahsetmiyorlardı, tamam mı? Evet. Ne söyledi Sayın Ulaştırma Bakanı? Neydi? Ne kadar oldu havaalanı açıldı abi ya? Ne kadar oldu kadar daha? Ne oldu ki yani? Daha tam kapasitesi bir açılmadı daha. Evet. Havaalanı şu anda o işte ortalama günlük kabulü aşmış. Kullanım kapasitesi. Tamam mı? Evet. Onun üzerine bir rakam söyledi. Bilmiyorum ne kadar milyon lira şu anda kira geliri elde ediyormuş şeyin dışında. Evet. Kira geliri. Galiba 42 milyon. Evet. Şimdi. Rakamlardan çok emin değilim. 40 küsür milyon galiba. Yani önemli olan şey şu. Taahhüt edilen şey aşmış şu anda, tamam mı? Öyle bir vatandaş ödeme falan muhabbeti yok. Artı buna ilaveten oradan kira geliri, ciddi bir kira geliri elde ediyor devlet. Evet. Doğru. Bu son geçen beraber dinledik. Evet. Bakan beraber dinledik. Hayır, o haberin de zaten gene buradan sağ olsun, gene selam olsun Zafer Şahin bu haberleri yaptığı köşesinde yazdı. 17 milyondu. Pandemide biraz daha düştü. Üçüncü havalimanı. Pandemiye rağmen bak. Bu konuştuğumuz şey pandemiye rağmen. Üçüncü köprü, Osman Gazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim falan hepsini bir araya koyuyoruz. En son İstanbul Havalimanı. İstanbul Havalimanı şu anda para getiriyor. Cebinden kimse para çıktığı yok. Aynen onu söylüyorum devlet işte. 10 milyarca dolarlı, ya, 10 milyar dolar para yatırmış. Onu söylüyorum abi. En son Sayın Bakan açıkladı rakamlar bunlar. Gene yalan söylüyorlar. Adam çıkmış orada köprüde. Ben buraya baktım 15 dakikada her gün buradan fotoğraf çekeceğim diye. Pandemi üçüncü vardı. Köprü ya bir sürü yaygara yaptılar işte burası bomba. Üçüncü köprü olmasa şu an İstanbul'da yürüyemiyorduk. Ha, evet. Acaba şu anda neden o kişi üçüncü köprünün başına gidip bir çekim yapmıyor? Göreyim niye, yapsın da bir. Niye Avrasya'ya gidip de çekim yapmıyor? Hayır bari Avrasya'ya Marmara'ya otursun sıva çeksin. Üçüncü köprüyü o kadar muhabbet ettiler ki, tamam mı? İşte çok pahalı kimse gitmiyor falan. Evet. Bir gitsin orada bir çeksin bakayım başını. Evet. Tırlar birbirine ulanı vaziyette gidiyor şu anda. Evet, o çektiği köprüde de zarar yok, onu da söyleyeyim yani. Ya yalan söylüyor. Işte, o da yalan söylüyor. O şey günü işte hocam yani. Hepsi yalan hocam. Sokağa çıkmaz olduğu gün. CHP dedim mi alayı yalan. Olsun. Baştan yalan, olsun. Sonuna kadar yalan. Yapacak bir şey. Olsun abi. Programımız burada bitti. Öyle mi? Teci uyarıyor. Evet, hızlı geçti. Neyse. Yarın inşallah devam ederiz. Bu köprü meselesini taktım meyce, yazacağım bunu tekrar. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Ağzına sağlık. Yarın tekrar görüşeceğiz. Ben. Günün manşeti burada sona eriyor. Yarın tekrar buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın. 24'le kalın.